ODTÜ Robot Topluluğu'ndan herkese merhaba. Bir önceki dersimizde numpy'in temellerinden bahsetmiştik, avantajlarından bahsetmiştik ve nelerde kullanabileceğinizi ve ileriki konulara başlayacağımızı söylemiştim. Şimdi devam edelim. Ekran paylaşayım. Paylaştım. Devam edelim bakalım. İlk dersimizde kaldığımız yerden. Şimdi bizim bir önceki arrayde oluşturduğumuz 4, 5, 20, 36 diye giden tek satırlık bir liste gibiydi aslında array. Peki her zaman datalarımız tek satırlı mı olacak? Hayır, tek satırlı olmayacak tabii ki. Şöyle diyeyim, bunu daha iyi anlamanız için bir resim göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bir tablo gibi aslında. İlk dersten 4, 5, 20, 36 demiştik. İlk verimiz, ilk torbamız 4'tü. İkinci torbamız 5'ti. Üçüncü torbamız 20'ydi. Dördüncü torbamız 36'ydı. Peki bunları bir tablo yapsak nasıl yerleştirirdik? Şimdi ilk kolona 4'ü yerleştiriyoruz. Onun yanındaki kolona 5'i yerleştiriyoruz. Onun yanındaki kolona 20'yi yerleştiriyoruz. Onun yanındaki kolona 36'yı yerleştiriyoruz. Yani şurada aslında gördüğünüz kolon sıfırın altındaki, çünkü indeksi sıfır olacak. Kolon sıfırın altındakine 4'ü yerleştiriyoruz. İlk eleman. Buna 5'i yerleştiriyoruz. Buna 20'yi yerleştiriyoruz. Buna 36'yı yerleştiriyoruz. Peki her zaman tek satır şeklinde mi olacak? Hayır, tek satır şeklinde olmayacak. Mesela resimleri düşünelim. 600'e 800'lük. Ya 800'e 600'lük. Şimdi şöyle. 800'e 600'lük resimlerde piksellerin değerlerini tek bir satır şeklinde ifade edebilir miyiz? Hayır. Çünkü neden? Tablo şeklinde, ızgara şeklinde. O yüzden satır satır ifade ediyoruz. Peki NumPy'da satır satır demin anlattığım gibi verileri ifade etmek için nasıl bir yapı kullanabiliriz? İki boyutlu bir yapı olacak tabii. Array ikinci boyutlu gibi düşünüyoruz. Array second dedim o yüzden. Yine NumPy array şeklinde açıyoruz. Bir kareyle parantez açtık. Bu genel array'i gösteriyor. Bu array'in altına bir kareli parantez daha açıyoruz. Diyelim ki 5, 6, 8, 10 var. Sonra bir kareli parantez daha açıyoruz. Bunda da 3, 34, 20, 56 var diyelim. Şimdi bunu yazdıralım. Print array second. Gördüğünüz gibi iki satırlı oldu. İlk satırımız 5, 6, 8, 10. İkinci satırımız 3, 34, 20, 56 oldu. Yani şurada gördüğünüz şekilde ilk satır şu şekilde geldi. İkinci satır şu şekilde geldi. Peki Python'da axis'ler yani eksenler nasıl ilerler? Eksenler Python'da nasıl gösterilir? Şimdi buna minik bir giriş yapalım. Bunu göstermek için aslında bildiğimiz basit toplama işlemini kullanacağım. Şimdi bir x ekseninde bir de y ekseninde bu ifadeleri toplayabiliriz değil mi? Yani x ekseninde toplarsak 5 artı 6 artı 8 artı 10 olur. Yani 29 olur. Bu eksenle ne olur? 113 olur topladığımız zaman. Peki x ekseninde ve y ekseninde toplamayı Python'da nasıl gösterebiliriz? X axis sum diyorum. Eşittir numpy.sum. Array second üzerinde yapacağız işlemlerimizi. O yüzden array second yazdım. X eksenini axis 1 diyoruz. Şöyle, bu resimde de görebileceğiniz gibi y ekseni eksi 0, y ekseni eksi 1. Y ekseni eksi 0, x ekseni eksi 1. Biz burada x eksenini toplamak istiyoruz. O zaman eksis değerimiz 1 olacak. Çünkü yatayda 1, dikeyde 0. Tamam. Bakalım doğru bir şekilde hesapladı mı? Evet. Buranın toplamı 29 oluyor. Buranın toplamı 113 oluyor. Gayet doğru hesapladı. Şimdi de
y-eksisini de toplamaya çalışalım. Yine array. Dot second. Eksisi eşittir sıfır. Y ekseni çünkü sıfırdı. Bakalım y ekseninde toplanınca değerler nasıl çıkacak? 8, 40, 28, 60 aldık. Burayı topladığımız an x ekseninde dikey bir şekilde elemanların toplandığını düşünelim. 5 artı 3, 8. 6 artı 34, 40. 8 artı 20, 28. 10 artı 56, 66. Yani doğru bir şekilde toplayabiliyoruz. Bunu aslında şu yüzden yaptım. Eksenleri öğrenmek NumPy'de çok önemli. Yani dikey eksene eksi sıfırla işlem yaptırıyoruz. Yatay eksene ise eksi birle işlem yaptırıyoruz. Şimdi buradan ilerlersem. Yine bir array oluşturalım. Array sıfır olsun mesela ismi. NumPy array. 3 elemanlı bir şey olsun mesela. 3, 5, 6. Buraya 2 boyutlu yaptığımız için, çünkü tablomuz 2 boyutluydu fark ettiğiniz üzere. Bu da 4, 7, 8 olsun mesela. Oluşturalım. Tam oluşturdum. Şimdi diyelim ki bundan element silmek istiyoruz. Yani bazı elemanları silmek istiyoruz bunun içinde. Bunu numpy dot bu şekilde silebiliyoruz. Array sıfırdı array'imiz. Bunun içinden eksi seçelim. Eksi seçelim. Eksi eşittir 1 de. Yatayda bunu oluşturduğumuz zaman 3, 5, 6 3, 5, 6 4, 7, 8 diye oluşturdu. Yataydan ilk eksendekileri silelim mesela. Şimdi şöyle oluşturmamız gerekiyor. Tabii ki. Bakalım sonuçlar ne oldu? Şimdi TR 0. 5, 6, 7, 8 kaldı. 5, 6, 7, 8. Şimdi bunu koyduğumuz zaman biz 3, 5, 6, 4, 7, 8'di. Gördüğünüz gibi ilk elemanları 60. Peki bunu eksi 0 yaparsak ne olur? 4, 7, 8. Eksi 0 yaptığımız zaman eksi 0 yatay eksende direkt olarak 3, 5, 6'yı atıyor ve 4, 8 kalıyor gördüğünüz gibi. Mesela bunu 1 yaparsak ne olacak? 1'i attığımız zaman ne olacak? 3, 5, 6 kaldı. Çünkü neden? Birincileri attık. 3, 5, 6 kaldı. Şöyle. Array'i şu şekilde yazdığımızda daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi buradan sonra NumPy'da sorting'e geçmek istiyorum. Yani NumPy'daki elementleri sıralayacağımız, nasıl sıralanacağını. Şimdi gördüğünüz gibi burada 3, 5, 6, 4, 7, 8 kendi içlerinde sıralılar. Ama sıralı olmayan bir array de olabilirdi. Array to sort. Öncelikle bir tanımlayalım array'i. 4, 71. İkinci array de 45, 44, 43 değil mi? Şimdi diyelim 4, 71, 45, 44, 43. Tamam. Şimdi bunu sortlayalım. Array to sort eşittir NumPy. Sort array print sorumunu yazdıralım bakalım.
Evet, sor. Nasıl diyeyim de karışıklık olmaz. Görüntüler karışıyor yoksa. Gördüğünüz gibi 1, 4, 70, 43, 44, 45 şeklinde sıraladı aslında. Peki şöyle diyeyim. Numpy'da eksislerden bahsetmiştim. Eksis bir yönü. Gördüğünüz gibi. Eksis bir daha doğrusu. Eksis eşittir bir. Ve eksis sıfır. Daha sıralama yapsak. Acaba nasıl olurdu? Eksis eşittir bir. Yine aynı olacak. Çünkü eksiz bir neydi? Yataydı hatırlıyorsanız. Yatayda sıralama. E zaten bizim yazdığımız yatayda sıralanmıştı demin. Çünkü şöyle diyeyim. Normalde 4, 70. 4, 70 ve 1'di. Onun altındaki de 45, 44, 43'tü. Yani yatayda sıralayınca burası zaten 1, 4, 70 oldu. Burası da 43, 44, 45 oldu. Ama eksi sıfırda yani şimdi dikeyde sıralayınca ne olacağını göreceksiniz. 4, 45. 4, 45. 44, 70. 1, 43. Yani bu şekilde küçükten büyüğe gidiyor. Bu da zaten doğal bir sonucuydu. Çünkü yatayda sıralamada bu şekilde olur. İlerlersek... Şimdi... Array'ler bildiğiniz gibi dataları reprezente eden, dataları gösteren listeler gibi. Peki benim 5 torbam varsa ben ikinci, üçüncü ve dördüncü torbayı istiyorsam buradaki sonuçları bilmek istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Şimdi basit bir array tanımlayacağım. Kafamızın karışmaması için. İlk torbada 1, ikinci torbada 2, üçüncü torbada 3, 4, 5 diyelim. Şimdi biz ikinci, üçüncü ve dördüncü torbayı almak istiyoruz. İkinci, üçüncü ve dördüncü elemanları almak istiyoruz. Şimdi bunu bu şekilde yazabiliriz. Bu şekilde yazdığımızda, pardon burada karışıklık oldu. İkinci ve dördüncü elemanları aldığımızda şu anda doğru şekilde çıktı. Ama bunun basit bir yolu yok mu? Tabii ki var. Şimdi ikinci, üçüncü ve dördüncü elemanları basit bir şekilde nasıl alacağım? İkinci elemandan başlatıyorum. Bir endeksi. İkinciyi aldı, üçüncüyü aldı, dördüncüyü aldı, beşinciyi almayacak. O zaman ikincinin endeksine başlayacak. Beşincinin endeksinde bitecek. Çünkü beşi almayacak. O zaman birden dörde kadar diyorum. Gördüğünüz gibi çalıştı. Buradan ilerlersem gördüğünüz gibi nasıl ayrılacağını basit bir giriş yaptık. Bunun üstüne egzersiz yapmaya devam edelim. Şimdi birden dörde kadar söylemiştik. Sıfırdan üçe kadar yani ilk üç elemanı nasıl alacağız? Bu şekilde alacağız. Sıfırdan 3'e kadar. Peki bunlar eksili değerlerde acaba çalışıyorlar mı? Yani mesela eksi 4'ten eksi 2 alalım. Bunları da silelim de sıkıntı olmasın. Şimdi eksi 4 zaten sondan dördüncü demek. 2'den başlatıyor. Eksi 2 de sondan 2 demek. Ona kadar alınca zaten 2 ve 3. değerler geliyor sadece. Bu şekilde de buna slicing deniyor. Parçaları koparabilmiş olduk NumPy'da. Buradan devam edelim. Pardon, şuradan devam edelim. Şimdi indexing göstereceğim. Example örneğimizin ismi bu olsun. Siz istediğiniz yere verebilirsiniz. İki boyutlu bir array oluşturacağım. 1, 2, 3 olsun. Kim? Ah. Tamam. Kareli parantezi hep unutuyorum.
Bu da 4, 5, 6 olsun. Şimdi printten hemen yazacağım. Ege Atya'nın sıfırıncı indeksi. Yani bu ereğin sıfırıncı endeksinin değeri sizce ne olur? 1, 2, 3 var. 4, 5, 6 var. Bunlar iki sıra halinde. Deneyelim bakalım ne olacak. 1, 2, 3. Neden? Çünkü iki boyutlu olduğu zaman listenin ilk değerini vermiyor. Listeyi sanki satırları üst üste koymuşuz gibi düşünüyor. Hani array'in sıfırıncı indeksi ilk satırı oluyor gibi düşünebilirsiniz. Biliyorum anlaması biraz zor ama biraz üstüne çalışın, egzersiz yapın, eminim anlayacaksınız. Bir ne olacak acaba? Acaba ikinci satır olabilir mi? Gördüğünüz gibi ikinci satırını verdi. Şöyle şurada da ereğin kendisini çalıştırayım da görmesi kolay olsun. Gördüğünüz gibi ikinci satırı vermiş. Peki ilk satırın ilk elementini nasıl alırım? Tabii ki bu şekilde alabilirsiniz. İlk satırın ikinci elementini nasıl alırım? Şekilde alabilirsiniz. Peki ikinci satırın üçüncü elementini nasıl alırım? Pardon. İkinci satırın üçüncü elementini nasıl alırım? Bu şekilde alabilirsiniz. Peki bunu bu şekilde çalıştırırsam sonuç ne gelir? Aynı gelir. Ayrı ayrı iki kare açmadan da bu şekilde çözebiliriz. İlk karenin ilk satırın ikincisi dediğimizde de bu şekilde indeksi de çözdük. İkinci derste de anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste daha farklı şeyler de göreceğiz ve daha farklı şeyleri anlayacaksınız. Daha çok farklı şeyleri de uygulayabilir hale geleceksiniz. Ders bu kadardı.